Gebelik takipleri sırasında anne ve babaların en çok merak ettiği şey, evet, bebeğin cinsiyeti. Ama en kesin tanı koyduğumuz hafta genellikle 15-16. Haftadan sonra oluyor. Ultrasonda bebeğin cinsiyetine oluşan bölgeyi görerek biz de teşhis koyuyoruz ve anne babaya söylüyoruz. Hamilelikte ben de çok fazla saç boyatılmasını önermiyorum. Çünkü içinde bulunan kimyasalların ileride bebeğe ne tür etkiler yaratacağını pek bilmiyoruz. Hele ki özellikle ilk 3 ayda herhangi bir saç boyaması, kozmetik ürünleri çok fazla tavsiye etmem. Manikür, pedikür, yani bunlar daha fiziksel şeyler ve dış bölgede olduğu için yapılabilir. İlerleyen haftalarda rahim büyüdüğü için mide ile yemek borusu arasındaki bileşke yer değiştireceği için reflü meydana gelebilir ve annede mide ekşimeleri görünebilir. Bu durum genelde 20. haftadan sonra meydana gelir ve son derece normaldir. Doğrusu bu konuyla ilgili herhangi bir bilimsel araştırma yok. Ama benim 15 yıllık kadın doğum deneyimimden gördüğüm, gerçekten de hep erkek bebek doğuran gebelerimin karnı daha sivri, kız bebek doğuran gebelerimin karnı biraz daha içeri basık oluyor. Tabii bunun bilimsel bir göstergesi yok. Ama doğru olabilir. Karın düşmesi erken doğumu göstermez. Ama bazen doğum eğilimini takip ederken tabii ki de rahimden bebek bir miktar aşağı iniyor. Ama bütün bunlar karın düşmesi diye tariflenir mi bilemiyorum. Doğum lekeleri gebelerin yaptıkları ya da yapmadıkları herhangi bir şeyden dolayı oluşmaz. Doğum lekelerinin tam olarak da neden oluştuğunu henüz bilmiyoruz. Doğum lekeleri genellikle bebeğin cildinde oluşan kızarıklardır. Bunlar vasküler artıştan kaynaklanabilir ve ilk bir yıl içerisinde çoğu kendiliğinden iyileşir.